Evet, bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhabalar. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, biz başlıyoruz. İnşallah bu arada gelir herhalde diğer arkadaşlar. Şimdi dinle ilgili din felsefesi derslerimize devam ediyoruz. Geçen ders tanım meselesi üzerinde durmaya başlamıştık. Dediğim gibi birkaç haftayı da tanıma ayıracağız. Tanımla ilgili meseleleri ayıracağız esasında. Çünkü bunların ders olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Din felsefesi dersleri bunlar. Dolayısıyla din felsefesinde önemli olan bütün konuları mümkün mertebe ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. Ve bu konulardan en önemlilerinden birisi ve diğer bütün konuları önceleyen tanım meselesi. Bir tanıma neden ihtiyaç duyulduğu ve tanımın önemini anlatmaya çok fazla gerek yok esasında. Çünkü her disiplinin belli bir konusu var ve her disiplin belli bir konuyla ilgili bir sorgulama ve araştırma yapıyor. Ve nihayetinde o konuyla ilgili işte bizim mantıkta zati arazlar dediğimiz şeylerin neler olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Ve haliyle bir konuyu sorgulama konusu yapacaksanız, ona dair bir araştırma yapacaksanız önce neye dair araştırma yaptığınızı, neye dair bir sorgulama yaptığınızı, neye dair temel meseleleri çözmeye çalıştığınızı biliyor olmanız gerekir. Kısaca ilmin konusuna dair bir fikrinizin, bir tasavvurunuzun olması lazım. Ve bu fikir ve tasavvur tanımdan geliyor. Dolayısıyla eğer yola çıkarken elinizde şu veya bu şekilde bir tanım yoksa esasında neyi araştırdığınıza dair bir fikriniz yok demektir. Ve neyi araştırdığınıza dair bir fikrinizin olabilmesi için de bir tanımınızın olması gerekir. Dolayısıyla tanımın konumu bu yüzden mebadidendir. Yani mebadi-i ulumdur tanım ya da işte ilmin, ilmi araştırmanın temel ilkelerinden birisidir. Ve tasavvuri ilkelerdendir. Bir de tasdiki ilkeler vardır. Bir ilme girmeden önce işte sahip olunması gereken meziyetlerden birisidir. Şimdi bunu tespit ettikten sonra klasik düşünce ile modern düşünce arasında tanım konusunda çok temel bir fark olduğunu söyledik. Klasik dönemde biliyorsunuz henüz ilimler esasında felsefeden veya metafizikten ayrılmamışlardı. Dolayısıyla aslında felsefenin tanıma biçtiği anlam diğer ilimler açısından da geçerliydi. Klasik düşüncenin tanıma verdiği önem çok fazla gerçekten. Yani tanımdan konunun zati özelliklerini tespit etmesi bekleniyor. Dolayısıyla cinsin ve faslın tespit edilmesi ve esasında konunun mahiyetinin yani hakikatini bize konunun vermesi, tanımın vermesi bekleniyordu. Ancak modern dönemde esasında geçen ders anlattığımız pek çok sebepten dolayı artık insanın bilme melekelerinin şeylerin doğasını ya da özünü ya da mahiyetini tespit etme gücüne sahip olmadığı dolayısıyla tanımda da esasında arazi özelliklerle ya da arızi özelliklerle yetinilmesi gerektiği varsayılıyor artık. Dolayısıyla tanımdan eskisi kadar ciddi bir şey beklenmiyor ama yine de tanıma tabii ki ihtiyacımız var. Ve bu yüzden modern dönemde tanım her zaman ucu açık bir şeydir esasında. Yani konuya dair bilgimiz arttıkça geliştirmemiz gereken bir şeydir. Neden? Çünkü tanımda konunun zati özelliklerinin zikredilmesini esasında beklemiyoruz. Burada daha tabii söylenecek çok şey var ama bizim konuyla ilgili bu kadar yeter esasında. İkinci üzerinde durduğumuz şey şuydu. Yani dinin tanımında ya da din tanımlanırken neden ortaya bir kesret ve çokluk çıkıyor hatırlayacaksınız. Bunda bu konu üzerine durmuştuk. Bunun da aslında pek çok sebebi var. Bu sebeplerden ilki esasında dinin farklı disiplinlerin araştırma konusu olması. Yani işte bazen psikoloji ele alıyor dini, bazen sosyoloji ele alıyor, bazen antropoloji ele alıyor, bazen kelam ele alıyor, bazen felsefe ele alıyor. Bazen tarih ele alıyor, bazen karşılaştırmalı tarih işte ele alıyor. Dolayısıyla her bir disiplin belli bir açıdan, belli bir cihetten dine yöneliyor ve yine her bir disiplin kendi içerisinde esasında farklı yaklaşımlardan hareketle konusuna yöneliyor. Bu da işte tek bir olgunun esasında birden fazla tanımının ortaya çıkmasına yol açıyor. Öyle ki gerçekten eğer işte din felsefesiyle ilgili temel metinleri okursanız bir noktadan sonra esasında bu tanımlar arasında neredeyse hiçbir ortak unsur olmadığı ortaya çıkıyor. Yani lafz-ı iştirak olduğu ortaya çıkıyor. Yani herkes din diyor ama aslında farklı bir şeyden bahsediyorlar. Yani durum o kadar vahim de olmayabilir hani nihayetinde hani dine dair
kendi içerisinde tutarlı genel bir tanım sahibi olunabileceğini varsayıyor din felsefesinde çalışan filozoflar. Ama şu veya bu şekilde yani birden fazla tanım var ve eğer birden fazla tanım varsa araştırmacı olarak size düşen şey işte dinle ilgili herhangi bir sorgulama yaptığınız zaman ya da dinle ilgili herhangi bir konuşma yaptığınız zaman öncelikle sizi dinleyenlere ya da muhataplarınıza din derken ne kastettiğinizi açıkça ortaya koymanız gerekiyor. Ve ondan sonra ne söyleyeceksiniz artık bu tanıma göre söyleyeceksiniz ve sizi dinleyenler de haliyle bu tanıma göre sizin söylediklerinizi dinleyecek, anlayacak ve değerlendirecekler. İkincisi de şuydu, yani tanımların birbirinden farklı olmasının sebeplerinden diğeri de esasında işte bu tanımı nihayetinde insanlar yapıyor ve her insanın, işte biz bunlara alim diyoruz, değişik disiplinlerin alimleri bunlar. Ve her insanın bir dünya görüşü var, yani belli bir varlık, bilgi ve değer anlayışı var. Bir insanın bunlardan soyutlanarak, yani tamamen aslında kendisini bir kenara bırakarak gidip herhangi bir olguyla karşılaşması ve onu tanımlaması mümkün değil. Dolayısıyla bir insan farkında olsun ya da olmasın, hele hele din gibi spekülatif bir konuyla ilgili bir tanım yapıyorsa mutlaka bu tanıma kendi dünya görüşünü şu veya bu şekilde yansıtmıştır. Ve inşallah işte ilerleyen derslerde bu tanımlardan bazılarını göreceğimiz zaman bizzat bu dünya görüşlerinin esasında bu tanımda nasıl ortaya çıktığını da inşallah göreceğiz. Dolayısıyla alimlerin farklı dünya görüşlerine sahip olması da tanımlarda tanımların farklılaşmasına sebep oluyor. Bu da ikinci sebepti. Bunun üzerinde de durduk. Ve son olarak esasında bugün dersimize devam edeceğimiz nokta bazen tanımlardaki farklılık ya da çeşitlilik dinle yakın anlamlı kavramlarla dinin birbirine karıştırılmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani eğer çok dikkatli olmazsak tanım yaparken, yani işte bunlardan bazılarını inşallah bugün göreceğiz. Dinle yakın anlamlı olan, hatta bazılarına göre dinle eş anlamlı olan bazı başka kavramlar var. Dolayısıyla eğer onlarla din arasında bulunan nüansları göz önünde bulundurmazsanız, dolayısıyla tanım yaparken çok dakik olmazsanız, haliyle yine tanımlarda farklılıklar ve çeşitlikler ortaya çıkmasına sebep oluyor bu tür şeyler. Ve son olarak inşallah önümüzdeki ders ve ondan sonraki derslerde ele alacağımız teorik yaklaşım farkı oluyor esasında. Yani bir konuya yaklaşırken benimsediğiniz teorik yöntem ya da yaklaşım da yine konuya dair yapacağınız tanımların diyelim ki farklılaşmasına sebep olacak. Göreceğiz ki yani her mesela filozof dine yaklaşırken aynı teorik yaklaşımdan hareket etmiyor. Her psikolog dine yaklaşırken aynı teorik yaklaşımdan hareket etmiyor. Dolayısıyla farklı perspektifler var esasında dine yaklaşırken kullanabileceğimiz. Haliyle bu perspektif farklılığı ya da yaklaşım farklılığı da dine dair tanımların farklılaşmasına yol açıyor. Bu tabii ki her alanda böyle esasında. Yani en somut disiplinlerde bile biliyorsunuz, işte fizik, kimya, biyoloji gibi disiplinlerde bile hemen hemen tanım ortaklığı neredeyse yoktur. Yani işte kütleyi diyelim ki Newton başka şekilde tanımlıyor, Einstein başka bir şekilde tanımlıyor. Klasik tabiat felsefesinde kütle diye bir şey yok esasında biliyorsunuz. Orada bile ki yani güya o tür konuların, disiplinlerin şöyle bir avantajı var. Çünkü somut konular üzerine esasında nispeten konuşuyorlar. Haliyle bir açıdan sosyal bilimlere göre biraz daha avantajlılar. Ama orada da esasında tanım şeyi yok. Her sistem içerisinde bu kavramlar esasında gerçekten yeniden tanımlanıyor. O yüzden tanımla ilgili bu çeşitlilik çok da yadırganacak bir şey değil. Şimdi tanım farklılığına yol açan sebeplerden birisi de bugün dersimizin konusu olacak olan şey. Din ve dinle diyelim ki anlam yakınlığı olan diğer kavramlar. Bunlar gerçekten çok fazla. Biz bunlardan sadece en önemlisi olduğunu düşündüğüm 4 tanesi üzerinde inşallah duracağız. Bunlardan birincisi, din
ve ideoloji. Dinle ideoloji arasında nasıl bir nispet ya da nasıl bir ilişki bulunduğu da ciddi anlamda tartışılıyor. Hatta bazıları işte dinin alanını o kadar genişletiyor ki ya da bazıları da ideolojinin alanını o kadar genişletiyor ki bir noktadan sonra dinle ideoloji esasında eş anlamlı iki kelimeye dönüşüyor. Dolayısıyla her ideoloji aynı zamanda bir din de olmuş oluyor. Her din de aynı zamanda kendi içerisinde diyelim ki bir ideoloji de barındırmış oluyor. Ya da barındırmasa bile o dinden hareketle ortaya bir ideoloji konabiliyor esasında. Dolayısıyla din felsefesinde dinle onunla yakın anlamlı olan kavramlar arasında nasıl bir nispet bulunduğunu ortaya koymak da gerçekten çok önemli bir uğraş. Şerif Vardin. Hı? Dinle ideoloji. Şerif Vardin. Anlamadım. Şerif Vardin. Tabii tabii. Gerçekten çok şey bir alan burası yani. Çok hassas bir alan ve çok fazla araştırma yapılan da bir alan. Şimdi genel kabul şu esasında, din filozofları arasında genel kabul, dinle ideoloji arasında umum husus min veç olduğudur. Bu kavramı duydunuz mu daha önce? Duymuşsunuzdur değil mi? Mantık bu. Umum, husus, min veçin. Bu mantıktaki bu konuyu hatırlayan var mı arkadaşlar klasik mantıkta? Nisebe erba diye bir konu var hatırlayacaksınız mantıkta. Orada neyi tespit ediyoruz? İki tümel kavram arasında mesela işte X ile Y arasında işte bunlar bizim şeyimize mesela din ve ideoloji. İki tümel kavram arasında aklen kaç mümkün nispet ilişkisi kurabiliriz? Burada dört ilişki mümkün bakın. Aklen gerçekten dört ilişki mümkün. Birincisi bu ikisi arasında tebayün ilişkisi olabilir. Yani X ile Y tamamen birbirinden farklı olabilir. İkisi tesavi ilişkisi olabilir. Yani X ile Y birbirinin aynısı olabilir. Aynısı derken şunu kastediyoruz. Yani X'in yüklendiği bütün fertlere Y de aynı şekilde, doğru şekilde yüklenebilir. Dolayısıyla hem ideoloji dediğimiz her şeye din diyebiliriz. Din dediğimiz her şeye ideoloji diyebiliriz. Dolayısıyla tesavi ilişkisi. Yani eşitlik. Şöyle diyelim. X eşittir işte Y. Üçüncüsü, işte umum husus min veç olabilir. Hocam, estağfurullah. Bekliyorum ben. Yanlış yerde. Tabelamız var orada ama. Bu şu demek esasında, bu iki şey, bu durumda eğer X ile Y arasında umum husus min veç varsa, İkisi birbirine nispetle bir açıdan genel, bir açıdan özel demektir esasında. Bunu daire şeklinde gösterdiğimizde daha iyi anlaşılabilir. İşte bu X, bu Y olsun. Eğer aralarındaki nispet böyleyse bakın buna umum husus min veç diyoruz. Yani bu ikisinin bir ortak küme alanı var, ortak fertleri var ama onun dışında işte farklı oldukları diyelim ki şeyler de var. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız umum oluyor, o açıdan bakarsanız da husus oluyor. Dört haliyle umum ve husus mutlak. Bunda da şöyle bir şey çiziyor. Bir büyük daire var, bir de içeride küçük daire var. Mesela kafanızda şey olsun diye işte canlı ve insan. Değil mi? Mesela canlı ile insan arasında umum husus mutlak ilişkisi vardır. Neden? Çünkü her insan canlıdır ama her canlı insan değildir. Dolayısıyla insan olmayan da canlılar vardır. Şimdi ideoloji ile din arasında umum husus min veç ilişkisi var. Yani bir ortak alanları var, bir de birbirlerinden farklı oldukları alanlar var. Şimdi bu ortak alan ne, farklı alan ne onu ortaya koyabilmek için önce bu ideoloji dediğimiz şey nedir? Nasıl ortaya çıktı ona bakalım.
Yine burada bakın. Tabii ideolojinin bir sürü anlamı var. Biz bu anlamlardan sadece biriyle esasında ilgileniyoruz. Buyurun. Burada yine meseleyi en iyi anlamanın yolu esasında bir klasik modern karşılaştırması yapmak. Zaten aslında her türlü kavramı anlamanın en iyi yolu bu, değil mi? Çünkü nihayetinde modern düşünce klasik düşüncenin ötekisi esasında. Yani dolayısıyla bir olgu klasik dönemde neye tekabül ediyor? İşte modern dönemde neye tekabül ediyor? Ya da yoksa o şey klasik dönemde neden yok? Modern dönemde esasında neden ortaya çıkıyor? Ve hangi anlamda ya da hangi boşluğu doldurmak için ortaya çıkıyor? Bunu görmemiz lazım. Şimdi bizim işte 19. yüzyıl biliyorsunuz esasında bir ideolojiler yüzyılıdır, değil mi? 19. yüzyılın özelliği bu. Şimdi klasik dönemde esasında bizim bugün modern anlamda ideoloji dediğimiz şey yok. Şimdi neden yok esasında? Onun sebebi tabii ki bizim için önemli. Şimdi klasik düşüncede, klasik düşüncenin evren tasavvurunda ya da varlık tasavvurunda esasında bizim modern dönemde ideoloji dediğimiz şeye gerek yok. Neden gerek yok bakın? Çünkü klasik düşünce diyor ki varlık aleminde bir düzen var. Ontolojik bir düzen var. Çok önemli bu bakın. Ve bu düzenin kaynağı klasik düşüncede biliyorsunuz logostur esasında. Bütün bir evrene yayılmış olan akıldır. Logos. İkincisi, bu düzenin hiyerarşik bir düzen olduğu varsayılıyor. Bu düzen hiyerarşik bir düzen. Haliyle eğer varlık aleminde ontolojik bir düzen varsa ve bu düzende hiyerarşik bir düzense, bakın sonuç ne oluyor? Demek ki var olan her şeyin bu hiyerarşi içerisinde kendine has olan bir yeri var, değil mi? Evet, bu yeri ne belirliyor bakın? Bu hiyerarşi içerisinde neyin hangi mertebede ya da boşluğu doldurduğunu ne belirliyor? O şeyin doğası belirliyor, değil mi? Evet, o yüzden bakın bu doğa kavramı klasik düşüncenin en temel kavramlarından birisidir. Ve hemen bütün klasik filozoflar doğa üzerine kitaplar yazıyorlar esasında. Doğada o şeyin hakikati var ve o şeyin hakikati de o şeyin bu varlık hiyerarşisi içerisinde nerede bulunduğunu söylüyor bize. Bakın adaleti bile adalet tanımımız esasında buradan geliyor, dikkat edin, değil mi? Mesela adaletin en yaygın meşhur tanımlarından birisine işte neydi o? Her şeyi ait olduğu yere koymak, değil mi? Her şeyi nasıl ait olduğu yere koyarsanız işte varlık aleminde bir düzen ve bu düzen hiyerarşik olursa ve var olan her şey bu hiyerarşide kendisine yani doğasına ait olan bir yeri olursa. O yüzden Aristo mesela unsurları şey yaparken hep buna göre, değil mi? İşte en altta ne var? En ağır olan işte toprak var, sonra su var, sonra ateş var, sonra hava var. Doğaları onların belli bir yeri işgal etmesine sebep oluyor. Şimdi bütün bunların sonucu şu bakın, bizim konumuzla ilgili. Bu söylediğimiz şeylerin hepsinin mantıksal sonucu bu bakın. Klasik evren doğal olanla sosyal olan ayrımı yapmıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bak, klasik bir filozof için doğal olanla sosyal olan iki ayrı kategori değildir esasında.
Bakın bu şu demek, yani sonuçta o dönemde de toplumlar var, insanların birlikte yaşadıkları şehirler var, ülkeler var, şeyler var. Doğal olanla sosyal olan ayrımı yapmıyor ne demek esasında? Bütün farklılıkların doğal farklılıklar olduğunu varsayıyor klasik filozof. Dolayısıyla sosyal yapıdaki, insan örgütlenmelerindeki farklılıkların da insanın doğasından kaynaklanan farklılıklar olduğunu ve dolayısıyla doğal olduğunu düşünüyor. Değil mi? Aynı adalet gereği ve aslında adalet onun açılımlanmış hali, doğaları gereği olduğunu varsayıyor, değil mi? Yani sosyal bütün farklılıkları da doğal bir şekilde açıklayıp onların bu şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü doğal farklılıkları ortadan kaldıramazsınız, değil mi? Doğal farklılıklara şeylerin doğaları kaynaklık eder, şeylerin doğaları o şeylerin varlık hiyerarşisindeki yeridir. Dolayısıyla her ne farklılık varsa esasında bu hiyerarşide bulunduğunuz ya da işgal ettiğiniz yerle ilgilidir, değil mi? Şöyle diyelim. Hocam insanın doğası sabit olur, öyle mi? Evet, tabii ki bunlara göre o doğa sabit kesinlikle yani. Zaten doğa var derseniz sabit de olduğunu söylemeniz gerekir. Yani değişen bir şey artık doğa demez klasik filozof. O yüzden modern dönemde biliyorsunuz bu doğa anlayışı ortadan kalktı. Mesela artık insanın bir doğası yok diyor, değil mi modern filozoflar? Yani yok bu insan diye bir şey yok demek değil. İnsanın bütün zaman ve mekanlarda aynı kalan bir doğası yoktur diyorlar. Ve bunun bakın biz kendimiz açısından bazı olumsuz sonuçlarıyla yüzleşiyoruz, değil mi? Bakın bu şu demek, demek ki kadın ve erkek olmak diye bir şey de yok esasında, değil mi? Bu cinsiyetçi söylemlerin hepsi bakın buralardan geliyor işte, değil mi? Mesela kadın olup olmamak aslında artık bir tercih meselesi olmaya başlıyor. Halihazırda öyle oldu. Orada klasik şeyde asla böyle değil. Kadın olmak, bir kere önce bir insan olmak diye bir şey var. Bir insanlık doğası var. Ve o doğanın diyelim ki iki tezahürü var. İşte kadın ve erkek olmak. Bunlar ontolojik sınırlar ve bunları aşamazsınız hiçbir şekilde. Arada diyelim ki işte farklı şeyler olduğunda da onlar zaten doğaya aykırı kabul ediliyor ve meşru görünmüyor. Sosyal farklılıklar doğal farklılıklara indirgenerek açıklanıyor. Bu yüzden bakın dikkat edin. Eflatun'dan Farabi'ye kadar klasik filozofların tamamının sosyal teorisi, modern anlamda bir sosyal teori yok tabii ki ama sosyal teorisi onların metafiziğine tabidir. Değil mi? Gidin mesela Arai Ehli Medine'yi okuyun, işte Medinetul Fadıla'yı okuyun. Önce bir varlık hiyerarşisi, işte ilk illetten başlayıp gelen bir varlık hiyerarşisi anlatıyor. Sonra bu hiyerarşinin insanlar aleminde nasıl tahakkuk ettiğini anlatıyor. En tepede reis var, işte reis herkesin hangi mertebede, hangi sınıf içerisinde bulunması gerektiğini biliyor. Ve haliyle herkesi orada istihdam ediyor esasında. Bu yüzden zaten Eflatun ne diyor? İşte yönetici filozof olmalı, değil mi? Neden filozof olmalı? Çünkü filozof bu hiyerarşinin bilgisine sahip. Yani kimin hakikatinin ya da doğasının ne olduğunu bildiği için onların işte toplumsal yapı içerisindeki yerinin de ne olduğunu tespit edebiliyor. Onun yerini Farabi de reis alıyor biliyorsunuz ama epistemolojik özellikleri ve ontolojik statüsü tamamen aynıdır. Hiç Farabi'nin şeylerini okudunuz mu? Mesela reise biçtiği anlam, yani öyle birisi şu anda iktidar olsa dünyada yani diktatör olur yani bırakın. Hiçbir şekilde ona karşı çıkmaya şeyimiz yok zaten. Yani böyle bir ontolojik imkanımız yok esasında. O asla kimseyle istişare etmek zorunda değildir. Çünkü zaten bilmediği bir şey yoktur onun. Dolayısıyla mutlak yöneticidir. O ne derse onun sözü yasadır yani. Değil mi? Onun sözünün yasa olmasının sebebi de bu yani. Bunun bir şeyi var. Sonuçta insanlık yaklaşık 2000 yıl böyle yaşadı. Yani şu anda bize tuhaf geliyor ama buyur. Hocam, fazla veya siyaset bilimine dediğiniz gibi de resim. Farabi daha böyle küçük insanlarında işte Risale-i Mâni olsun, Ruh olsun falan. Orada biraz bayağı toplum tahlilleri falan yapıyor. O, ama o da şeyde de Eflatun'dan geliyor. Kanunlarda var ya, kanunlarda daha gerçekçi Eflatun'da. Ama ideal olan bu nihayetinde. Yani ideal olan toplumun bu şekilde şey olması. Bundan her türlü sapma cahiliye şehri oluyor işte. Yani bu şeylerden saptığınız zaman toplum ifsad olmuş oluyor. Dolayısıyla çok
Çok özür dilerim. Mesela bizim kelamcılarda zaten bu yapı yok. Fakihlerde hiç yok zaten. O yüzden mesela İbn Haldun'u okursanız aslında filozofların bu şeyinde biraz dalga da geçiyor ya. Bu hiçbir zaman böyle bir şey gerçekleşmedi diyor. Nereden çıkarıyorsunuz falan. Ama işte gelenek bu nihayetinde. Yani modern döneme kadar öteki anlayış şeye dönüşemedi. Asla dönüşemedi. Buyurun. Şeyle bağlantılı kuruyorum bir yandan. Hristiyan felsefesindeki o kilise babaları. Yani... Yok yok. Bu onları çok önceliyor. Yani orası buradan etkilenip o şekilde şey oluyor. Tabii bu çok daha önce. Tabii ki Yunan düşüncesi. Bu açıdan çok belirleyici Yunan düşüncesi. Yani bizim filozoflar üzerinde çok etkin. Hatta aslında Hristiyan filozoflar üzerinde daha az etkin. Ama tabii kilise babaları işte onlar tamamen bu yapı içerisinde. İşte Katolikliğe baksanıza tamamen klasik düşüncenin o tümeller anlayışına göre örgütlenmiş bir yapı. Protestanlık yıkıyor işte onu. Kiliseyi ortadan kaldırınca herkes Tanrı'yla baş başa kalıyor. Dolayısıyla herkesin artık kutsal kitabı okuyup kendisinin anlaması. 15. yüzyıl. Daha sonrasında tabii. 14 ve 15. Orada işte yavaş yavaş bu yapı kırılmaya başlıyor. Ya da meydan okumalar geliyor. İşte 17. yüzyılda da Descartes'te olay bitiyor biliyorsunuz. Yani bu sistem yeni gelişmeleri açıklayamayınca bir noktadan sonra bu paradigmayı bırakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu söylediğim şeyin en bariz şeyi nedir bakın? Köleliği açıklama şekillerine bakın klasik filozofların. Mesela işte Aristo'dan geliyor da. Ya da kadına yönelik şeyleri. Mesela ne diyor? Çünkü bu hiyerarşide kadın erkeğin bir şey altında. Varlık hiyerarşisinde. Dolayısıyla erkekte olup kadında olmayan bazı ontolojik şeyler var. Eflatun açıkça söylüyor. Yani bu kadın karşıtı söylemin babası Eflatun ve Aristo arkadaşlar. Yani dinleri suçlamayın bu yüzden. Eflatun diyor ki mesela kadının doğası yoktur diyor. Tabii kadının doğası ne demek? Orada akıl. Çünkü doğa orada akıl. Çünkü insanın doğası akıldır. Aristo insan doğası gereği bilmek ister dediğinde de erkekleri kastediyor esasında. Yani kadınları kastetmiyor. Çünkü kadınların doğası yok. Ve yine mesela Aristo'nun işte köleliği temellendirme şeyi diyor. Ne diyor mesela? Bazı insanlar doğuştan köledir diyor. Yani doğaları onların köle olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla kölelik toplumsal, siyasi, sosyal örgütlenmenin sonucu değil. Arızı bir şey değil. Doğal bir şey. O yüzden binlerce yıl kimse bunu değiştirmeyi denemedi bile bakın. Yani hukukları adil olsun, iyi davranalım şu bu hepsi söylüyor zaten. Onu yani o filmlerdeki gibi değil durum gerçek yani. Herkes de kölesine zulmetmiyor. Hatta iş görüyor bu insanlar. Bir noktada bunlara iyi bakmalısınız, bunları beslemelisiniz ama nihayetinde kölelik ortadan kaldırılmalı böyle. Kimsenin aklına gelmiyor. Çünkü onun için bu yapıyı değiştirmeniz gerekir esas. Bu yani varlık anlayışınız, evren anlayışınız ve insanın bu evrendeki yeriyle ilgili tasavvurunuz değişmedikçe bu olguların değiştirilebilir şeyler olduğunu bile düşünemezsiniz. Nitekim bunların değiştirilebilir şeyler olduğunu düşündükten sonra bile yüzyıllar sonra değişti. Yani öyle hemen bir fikir ortaya attığımızda insanlar da aa ne güzel gelin şunu kaldıralım falan demiyor değil mi? Savaşlar da ortadan kalktı yani. Ki hala ne bileyim dünyanın bazı yerlerde hala köleliğin devam ettiğine dair ilginç şeyler okuyoruz. Evet olabilir ama artık önemli olan şu ki yani ne yaparsanız yapın bu artık meşru değil. Yani modern zihin için kölelik insanlık onuruna karşı işlenmiş en büyük kötülüktür. Dolayısıyla yapabilirsiniz ama artık meşru olmazsınız ve bir şekilde fırsat çıkarsa bu yüzden de cezalandırılırsınız. Bitmesin yani ne yapalım? Bitmiyor ne diyelim? İnsan doğası ilginç yani. İnsan ilginç bir varlık. Bugün de fırsat bulsa yarısı diğer yarısını köleleştirir yani. Bu gücü yetmediği için yapmıyor yani. Ahlaken yanlış bulduğu için değil. Şimdi bakın bu yapı içerisinde bizim modern dönemde ideoloji dediğimiz şeye gerek yok esasında. Yani zaten her şey bu doğal düzenin bir sonucu olarak tezahür ediyor. Başka türlüsü mümkün değil. Bu bakın sosyal alana şöyle yansıyor yani insandaki karşılığı şu bunun. İnsanda asıl olan nazari akıldır. Çünkü bu doğal düzenin şemasını diyelim ki nazari akıl keşfediyor. Ameli aklın tamamen nazari akla tabi olması gerekiyor. Ama bazen tabi olmuyor biliyorsunuz. Yani bazen diyelim ki bu kuralların dışına çıkıyor. İşte o zaman da sapmış oluyor insan. Dolayısıyla zor kullanarak, iktidar kullanarak yani yasa yoluyla onun tekrar bu doğal düzendeki yerine getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bakın bu sistem içerisinde bizim modern anlamda bildiğimiz özgür olmanın da bir anlamı yok. Hatta özgürlük burada başıboşluk demek. Yani yasanın dışına çıkma demek. Hele o yasa da artık doğal bir yasa. Modern anlamdaki gibi şey
sosyal bir yasa değil, kaynağı irade olan bir yasa değil bakın. Bu da doğal yasa olduğu için bu doğal yasanın dışına her türlü çıkma teşebbüsü esasında bir isyan, bir sapıtma, bir anomali hali. Dolayısıyla sizin tekrar bir şekilde çıktığınız yere geri gelmeniz gerekiyor. Yani toplumsal sınıfınıza aslında geri gelip orada ne yapmanız gerekiyorsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela bunun Ortaçağ Hristiyan dünyasındaki tezahürleri çok çok kötü esasında. Yani o self, ne işte derebeylerinin şeyleri, self mi deniyordu onlara mesela? Hiçbir şeyleri yok yani. İnançlarının seçme şeyi bile yok işte. Prens din değiştirince onlar da değiştiriyor bilmem falan. Hepsini satabiliyor mesela. Normalde onlar köle değil esasında ama işte toprağı satınca onları da satmış oluyor. Bunların hepsinin dayanağı nihayetinde bu. Yani insanın böyle bir özelliği var bakın. Yani insan bir şey yapacaksa mutlaka onu teorik olarak meşru görmek zorunda. Yani bir şekilde hani sonuçta köleliğin tarihine bakınca işte Sümerlerle birlikte ortaya çıktı deniyor. İşte tarım yapılmaya başlayınca iş gücüne ihtiyaç duyuldu falan. Oysa birilerini köleleştirdiler. Muhtemelen savaşlarda yendikleri insanlar bunlar ama sonra niye birileri köle diye düşünmeye başlıyor zihin ve bunun için diyelim ki vicdanın sesini susturmak için meşru bir açıklama yapıyor. Bakın dinler bile dikkat edin, dinler bile bu yapıya muhalefet etmiyor esasında. Yani klasik dönemde ortaya çıkan bütün dinler bu şeyi tanıyor yani. Nevabitler hocam, Nevabitler Osmanlı'daki toplum dışına. Evet, Nevabit şeyi bugün Farabi'de var. Ne yapıyoruz Nevabit'e? Öldürmemiz gerekiyor diyor. Öldüreceğiz diyor. Çok açık, hiç insaflı değil ya. Gerçekten bu sistemin dışına çıkan birisi, yani tabii önce tedip ediyorsunuz. Yani deyip ıslah etmeye çalışıyorsun. Olmazsa öldürüyorsun. Açıkça söylüyor Farabi, öldürün diyor yani. Evet, dolayısıyla klasik şey bu bakın. Şimdi modern dönemde ne oluyor? Ve ideoloji tam olarak nerede esasında ortaya çıkıyor? Yani çok fazla ayrıntıya girmiyorum artık. Nihayetinde bu klasik yapının çöktüğünü biliyoruz esasında modern dönemde. Ve modern dönemde doğal olanla sosyal olan kategorik olarak birbirinden ayrılıyor. Bakın doğal olan tekvini olanın karşılığıdır. Değil mi? Tekvini. Sosyal olan bakın teşrii olanın karşılığıdır. Bu şu demek, doğal yasalar ontolojiktir. Sosyal yasalar nasıl söyleyelim ontolojinin karşılığı ne olabilir? İradidir diyelim esasında. İradenin vaaz ettiği yasalardır. Vazi, evet vazi. Burada yasalar vazi. Hocam sosyal olan ne dediniz ki? Teşrii. Teşrii var ya İslam şeyinde yani yasama. Ya da iradi şer tabii yani yasamadan geliyor. Şimdi bakın. Bu geçiş nasıl mümkün oldu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Burada bir fikri olan var mı? O biraz sonuç. Yani mesela bu hiyerarşi nasıl ortadan kalktı? Niye varlık aleminde artık bir hiyerarşi yok? Niye hem aslında tabii ki yani şöyle bir şey değişiyorsa yani aslında hayat nihayetinde bir bütün olarak akıyor. Yani toplumsal etkenler var, sosyal, kültürel, itikadi, bireysel, psikolojik bir sürü etken var tabii ki. Biz doğal olarak aslında biraz felsefi sebeplerle ilgileniyoruz. Yani nihayetinde felsefe dersi bu. Ne olmuş olabilir? Biraz düşünün. Çok önemli bir şey oldu. Hocam otorite olarak insan hakim olunca
Tamam, insan burada da yani klasikte de insan hakim zaten de ama insan o hakimiyeti başka bir yapıya. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman konuşan insandır zaten. Ölçüsü kriterler insani. Tamam işte evet. Artık mesela bu niye mesela doğal olanla sosyal olanı birbirinden ayırdı? Bunların ayrı olması gerektiğini düşün. Efendim? Onlar sonuç bakın. Yani tabii bunlar kronolojik olarak aslında birlikte oluyor da yani bir noktadan sonra olan şey şu bakın. Bu önemli bir değişim. Aklın temel ilkesi yani varlık alemine düzen verirken ya da varlık alemindeki düzeni açıklarken kullandığı temel ilke değişti. Klasik dönemde bakın varlık aleminin aklın temel ilkesi logos dediğimiz şeydi. Ve logos özünde akıldır. Logos'ta irade yoktur. Değil mi? Dolayısıyla her şey ontiktir, her şey doğaldır, her şey tekvinidir esasında. İrade yok bu sistem içerisinde. Sonra bakın ne oldu esasında? Aklın ilkesi, hani İbrahim'i dinlerin tanrısı oldu demeyeceğim esasında ama oradan gelerek esasında mutlak tasavvuru değişti bakın. Mutlak logos olmaktan çıkıp İbrahim'i dinlerin şeyi oldu, tanrısı oldu. Ve İbrahim'i dinlerin tanrısının bir özelliği var biliyorsunuz. İbrahim'i dinlerin tanrısı personel bir tanrı. Yani esasında iradesi olan bir tanrı. Bakın logos o da nihayetinde tanrı. İşte Yunan dünyasının tanrısı. Yani mutlak çünkü her şey oradan geliyor nihayetinde. Logos'un varlık alemiyle sadece tekvini bir ilişkisi var. Sadece ontik bir ilişkisi var. Oysa İbrahim'i dinlerin tanrısı hem tekvini olarak ilişki kuruyor hem teşrii olarak ilişki kuruyor. Değil mi? İşte vahiy falan gönderiyor bakın. Bu dünyada çünkü böyle bir şeye yer yok. Dolayısıyla öncelikle mutlakta, mutlaka işte tanrı diyoruz, mutlakta tekvini olanla teşrii olan birbirinden ayrıldı esasında. Yani irade ortaya çıktı. İrade önce orada ortaya çıktı. Sonra insan bunu kendine uyguladı esasında. Ne dedi bakın modern bir filozof için, Descartes için? Descartes'in kogitosu bakın özünde iradedir, akıl değil. Akıl onun işlevlerinden birisidir sadece. Kogito'nun bir işlevi var, işlevlerinden birisi de diyelim ki nazari bir işlevi var. Çünkü kogito'nun dış alemde kendini gerçekleştirebilmesi için bilgiye ihtiyacı var ve bilgi için işte nazari işlevi kullanıyor. Bu yüzden bakın modern aklın isimlerinden biri işlevsel akıldır. İrade esasında akla emir veriyor. Ben şunu şunu yapmak istiyorum, git bunun için bana bilgi topla diyor. Ya da bunun nasıl mümkün olduğunu bana söyle diyor. Değil mi? Gerçekten bu oluyor bakın. Mesela insan diyor ben uçmak istiyorum, git bunu sağla. İşte nazari akıllı gidip mesela uçak yapıyor. Değil mi? Bu şekilde o istek, o arzu gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla doğal olanla sosyal olanı birbirinden ayırmayı mümkün kılan şey esasında tekvini olanla teşrii olanın birbirinden ayrılması. O yüzden bakın modern düşüncesinin kaynağı, modern düşüncenin kaynağı İbrahim'i dinler geleneğidir. Bundan emin olun yani. Modern düşüncenin bütün temel kabulleri İbrahim'i dinlerden geliyor. Tabii onları alıp sekülerleştiriyor. O meselenin başka bir boyutu. Yani modern özüne kendisini inşa ederken bakın, yani kendisine pattern, örnek olarak aldığı şey Yunan dünyasının klasik düşüncenin logosu değil. İbrahim'i dinlerin her şeye kadir olan tanrısını kendisine örnek alıp kendini buna göre dizayn ediyor. Dolayısıyla artık insanda da asıl olan iradedir. İrade nedir? İrade arzudur, istemedir değil mi? Bir sürü şey istiyor bakın. Descartes ne diyor? Bu açıdan biz diyor tanrıyla aynıyız diyor. Çünkü biz de her şeyi isteyebiliyoruz. O da her şeyi istiyor. Tabii, nefs gibi mi hocam? İrade burada nefs şöyle diyelim. Nefs hem aklın hem iradenin mahalli esasında yani onun iki yetisi ama işte klasik düşüncede nazari yeti yani diyelim ki nefsin özü nazari yetiydi. Bunlar şimdi diyor ki hayır nefsin özü irade, isteme, arzu etme. Ha bu arzuları gerçekleştirmeniz için işte bir de nazari akıl gerekiyor. Orada aklı artık şeye gönderiyoruz. Yani tam tersi oldu bakın. Klasik dönemde ameli akıl yani irade nazari akla tabi. Çünkü o hiyerarşik düzeni nazari akıl keşfediyor, ortaya çıkarıyor. Siz buna göre yaşayacaksınız. Burada tam tersi oluyor bakın. Zaten artık dış alemde bir düzen yok.
İnsanın dış aleme düzen vermesi gerekiyor. Bakın bunu daha sonra Kant filozoflar açıkça söyleyecek. Doğanın kendisinde bir düzen yok. Biz ona bu düzeni atfediyoruz. Değil mi? Dolayısıyla bu şekilde esasında şöyle diyelim. Akılla irade birbirinden ayrıldı. Aklın kaynaklık ettiği şeye doğal olan diyoruz. İradenin kaynaklık ettiği şeye de sosyal olan diyoruz. Şimdi bu olunca bakın ne oldu? Şimdi modern dönemde bakın işte modern fizikle birlikte buranın zirvesi biliyorsunuz ki Newton'dur esasında. Newton çıktı ve 4 tane hareket yasasından hareketle bütün bu evrende, doğal evrende neler olup bittiğini açıklıyor. Yani yasa fikri. Tabii bunlar bakın bu yasa sizi yani bizi yanıltmasın. İşte doğal yasalar dediğimiz şeyler aslında bunlar yasa değil. Bu yine Yunan mitolojisinden geliyor esasında. Yani orada tanrılar diyelim ki insanların ne şekilde yaşaması için yasalar vaz ediyorlar. İşte diyorlar ki demek ki evrene, doğaya da böyle yasalar vaz ettiler. Dolayısıyla bunlara yasa diyoruz ama bunlar ontik yasalar esasında. Doğanın işleyiş şekli esasında bunlar. Bu işleyişin bizim tarafımızdan tedvin edilmesi. Yoksa bizim bunun içeriğine herhangi bir müdahale etme şeyimiz yok değil mi? Dolayısıyla bu nasıl bir fikir bakın? Doğada olup biten şeyleri nasıl açıklayacağım ben? Yasalarla. Dolayısıyla bu yasaları keşfetmem gerekiyor ya da vaz etmem gerekiyor. Bilim felsefesinde farklı ifadeler kullanılıyor. Nihayetinde bakın sadece 4 tane hareket yasası. Bu hareket yasalarından hareketle siz hem evrenin mevcut halde neden bu şekilde göründüğünü açıklayabiliyorsunuz. Hem de 100 yıl sonra evrenin ne halde olacağını açıklayabiliyorsunuz değil mi? Bakın ideoloji nasıl ortaya çıkıyor? İdeoloji doğal alem ya da doğa için geçerli olan bu durumun sosyal alem içinde geçerli olabileceği varsayımına dayanıyor. Anlaşılıyor değil mi? Bakın bu çok önemli. Doğal, nasıl ki ben doğal alemde olup biten her şeyi bazı yasalardan hareketle açıklayabiliyorsam ve öngörebiliyorsam, bu çok önemli bakın değil mi? Bir yasa ya da bir teori, yasayla teori farkı tamamen izafi bir farktır arkadaşlar. Yani bir açıdan yasadır, bir açıdan teoridir. Sürekli diyelim ki gözlem tarafından uzun süre doğrulanmış yasalara teori diyoruz işte yani. Bazı doğrusu fark yok esasında arada. Ya yasa da diyebilirsiniz, teori de diyebilirsiniz. Nasıl ki doğada olup biten her şeyi yasalardan hareketle açıklayıp ileride doğanın ne şekilde davranacağını öngörebiliyorsam acaba bunu burada da yapabilir miyim, yapamaz mıyım tartışması başlıyor değil mi? Bu yüzden bakın David Hume'un çok güzel bir sözü var. Yani 19. yüzyılın özelliğine dikkat edin arkadaşlar. 19. yüzyılda şurada çalışan herkes sosyal bilimlerin Newton'u olmaya çalışıyor. Ve bunu David Hume açıkça kitabının girişinde söylüyor. Ben diyor sosyal bilimlerin Newton'u olmak istiyorum. Ne demek sosyal bilimlerin Newton'u olmak istemesi? Şu demek. Demek ki tıpkı bu doğal alem gibi, doğal evren gibi sosyal olanın da tabi olduğu bazı yasalar var. Bunlar sosyal yasalar, işte tarihin yasaları ne derseniz deyin. Bir şekilde önce bu yasaların keşfedilmesi gerekiyor. Bunların ne olduğunun tespit edilmesi lazım. İşte mesela Marksizme giderseniz bunları görürsünüz. Sonra da bu yasalardan hareketle sosyal olanın inşa edilmesi gerekiyor. Demişse bizim toplum mühendisliği dediğimiz şey tam olarak buradan ortaya çıkıyor. Sosyal yasaların diyelim ki keşfi ve ikinci adımda da bu yasalardan hareketle toplum mühendisliği yapılması. Hocam modern düşüncenin İbrahim'i dinlere dayandığına dair bir kitap savunan bir filozof. Böyle müstakil bir kitap yok ama aralarda bunu söylüyorlar. Ama şuna dikkat edin bakın yani kaynak orası ha. Bu fikirler sekülerleştiriliyor. Bakın humanizmin kaynağı da var. Humanizmin kaynağı eşrefi mahlukat anlayışı. Başka nereden gelmiş olabilir yani? Bir şey olması gerekir. Klasik düşüncede böyle bir şey yok ki. Klasik düşüncede işte muazzam bir düzen var, evrenin düzeni var. Siz bu düzen içerisinde sizin yapmanız gereken bu düzen içindeki yerinizi bulmak, keşfetmek.
ve o düzene uygun bir şekilde yaşamak, değil mi? Bakın stoacılar ne diyor? Erdem doğaya uygun yaşamak. Klasik ahlak teorilerine bakın. Sizi doğaya uygun yaşamaya davet ediyorlar. Zaten siz farkında olun, olmayın doğaya uygun yaşıyorsunuz esasında, değil mi? Yani insandaki bu epistemolojik cehaleti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar esasında. O düzenin dışına zaten çıkamazsınız. Bu mümkün değil. Zorunlu çünkü bu düzen. Buyur. Hocam klasikte doğa ve sosyal ayrım yok. Yok tabii. Yani kategorik olarak yok. Tabii yani söyledik ya, yani sosyal farklılıkları da doğal açıklıyorlar. Dolayısıyla doğa kavramımız eşittir sosyal kavramımız. Sosyal olanı da içine alıyor diyelim. Yani tam tersi esasında. Sosyal bu tarafa kayıyor. Yani sosyal olan da doğaldır. Tabii ki yani insan toplu adamlar kitaplar yazıyor işte. Devlet yazıyor, siyaset yazıyor ama bu farklılıkların doğal olduğu varsayılıyor. Ya modernde bu ayrımı yaptık. Doğalla sosyali kategorik olarak. Evet yaptık. Çünkü akılla iradeyi birbirinden ayırdık. Son çizdiğiniz tabloda bunu yine sosyal olan doğal olana intikal etmiş olmuyor mu ya? Yani ideoloji bağlamında. Kaynağı irade esasında bir anlamda ama bu sefer burası oraya kayıyor. Burası oraya kayıyor. Tabii böyle yasalar var mı? Aynen. Aslında şunu da demiş oluyor. Yani iradenin de tabi olduğu yasalar var demiş oluyorlar. Yani değil mi? Tabii işte zaten toplum mühendisliğinde itiraz buradan gelecek esasında. Yani böyle yasalar yok. Çünkü işte işin içinde bilinç var, şu var, bu var diyecekler. Dolayısıyla şey yapamazsınız. Ama ideolojik olmak, ideoloji ne demek bakın onu anlamaya çalışıyorum. İdeoloji bu demek. Tıpkı doğal olan gibi sosyal olan da bazı yasalara göre olup bitiyor. Dolayısıyla bu yasalar doğal yasalardan farklı ama nihayetinde yasa bunlar. Dolayısıyla bunları bir şekilde keşfederseniz sosyal olanı hem açıklayabilirsiniz hem dizayn edebilirsiniz esasında, değil mi? Bakın şu şurada ilginç bir nokta var. Bu şeye göre, mesela bu anlayışa göre sosyal olanın bir yönelimi var zaten. Yani bu yasalar varsa siz farkında olun olmayın sosyal olan zaten buna göre oluyor. O yüzden mesela Marx'ın şeylerini, eserlerini okursanız yani insanlık eninde sonunda komünal döneme ulaşacak. Bu sizin engel olabileceğiniz bir şey değil. Ama işte insanda irade olduğu için bir noktadan sonra devreye girip süreci kontrol ediyorsunuz. Yani süreci hızlandırıyorsunuz esasında. Değil mi? Yoksa süreç doğal yolla da o şekilde oraya esasında ulaşacak. Bakın bunu mesela evrimde de yapıyor insan esasında, değil mi? Yani evrim eğer varsa gerçekte zaten evrim eninde sonunda gerçekleşecektir. Ama insan bir noktadan sonra devreye girip evrim sürecini hızlandırıyor. Değil mi? Ve bunu yapıyoruz gerçekten. Yani bu yüzden bakın bazı evrimciler ne diyor bakın? İnsan bir virüstür esasında. Yani ortaya çıkmaması gereken bir virüstür. Neden? Doğal olana müdahale ediyor. Değil mi? Mesela doğada hasta olan ölür ama biz hastayı alıp iyileştiriyoruz. Yaralı olanı doğa kendi haline bırakıyor ama biz alıp onları iyileştiriyoruz. Aslında diyor bunları yapmamamız gerekiyor. Yani bunlar kısa vadede sanki bizim lehimizeymiş gibi görünüyor ama uzun vadede esasında bizim aleyhimize. Çünkü nihayetinde bu şeyin esasında önüne geçemeyiz. Şey gibi düşünün bakın, bu Mehdi inancı gibi düşünün. Değil mi? Mesela Mehdi inananlara göre Mehdi eninde sonunda gelecek. Yani ne yaparsanız yapın gelecek. Ama işte onun geleceği şartları önceden hazırlarsanız onun gelişini işte hızlandırabilirsiniz. Şu anda Gazze'de yapıyorlar mesela. Allah akıl fikir versin. Ha? Aynen işte o mantık. Yani yoksa yani eninde sonunda kıyamet kopacak. Ama işte biz şartları önceden hazırlarsak. Mesela İran'da Mutahari'yi duymuşsunuzdur. Böyle bu manyaklardan biri öldürdü. Yani bir Hüccetiye diye bir grup var orada. İşte Mehdi gelsin diye bilerek kötülük yapıyorlar. Yani çünkü Mehdi'nin gelmesi için dünyada kötülüğün hakim olması gerekiyor. İşte mantık şu, Mutahari gibi insanlar da bunlar iyi insanlar. İnsanları iyiliğe falan çağırıyorlar. Dolayısıyla iyilik hakim olunca Mehdi daha geç gelecek falan. O yüzden gidip Mutahari'yi öldürdü işte 15 yaşında bir çocuk. Zaten genelde böyleleri kullanılıyor biliyorsun. Sonra çocuk hapishanede büyüdü falan. Ne yaptığını anlayınca da bu sefer delirdi çocuk yani. Gerçekten. Bu dediğiniz gibi bir sistem halinde mi geliyor acaba? Bir halinde? Bir sistem halinde mi geliyor? Sistem yani ne demek? Yani evet varlık var. Yani varlık alemi Mehdi'nin... Bir şartlar var yani. Tabii yani tabii. Mesela işte Mehdi'nin gelmesi için her şeyin çok kötü olması gerekiyor. Yani, o zaten adaleti ikame etmeye gelecek ya, zaten adalet varsa haliyle gelmesine gerek kalmıyor.
Şimdi doğal yolla da oraya gideceğiz diyor bunlar. O yüzden bakın şeye, ilerlemeci tarih anlayışına dinler çok karşı çıktı değil mi? Yani çok onlar karşı çıkıyor. Neden? Çünkü ilerlemeci tarih diyor ki her şey gün be gün daha iyi olacak. Ama dinler diyor ki hayır, daha iyi olmasın, daha kötü olsun. Neyse. Şimdi ideolojinin felsefi şeyine dair bir fikir inşallah zihnimizde oluştu. Sosyal olanın yine sosyal yasalardan hareketle açıklanması ve tanzim edilmesi ve bu şekilde zaten doğal olarak ulaşılacak olan hedefe daha çabuk ulaşılmasını sağlamak. İdeolojilerin görevi bu. Şimdi bu bununla din arasında nasıl bir ilişki var esasında onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu anlamıyla işte mesela Marksizm, sosyalizm bunun en ideal versiyonu esasında. İslamcılık bir anlamda yine bir ideolojidir. İşte dinden hareketle. Bu anlayış biraz sanki var gibi dinlerde. Tabii bilmiyoruz bu işte ne kadar ideolojidir, ne kadar değildir. Ama insanlık tarihinin mesela işte hak batıl mücadelesi olduğu, değil mi? Bu bir yasa işte mesela. Böyle bir şey varsa, böyle bir yasadan hareket ederseniz her yerdeki bütün çatışmaları, bütün savaşları işte hak batıl savaşı ve çatışması olarak okursunuz. Şimdi dinle ideoloji aralarında çok temel ortak bir unsur var. Ne olabilir sizce o? Ne düşünüyorsunuz dinle ideoloji, yani bu anlamda ideoloji arasında artık? Bu ortak unsur ne olabilir? Hı? Mevcut durumla ilgili tespiti ne bu ikisinin de? Ya da içinde yaşanılan şartlarla ilgili tespiti? Eksiklik var. Eksiklik esasında. Güzel. Yani olan olması gereken değil kabulü. Ya da yaşanılan matlub olan yaşam şekli değil. Dolayısıyla mevcut olan na matlub durumun matlup olan mevcut duruma dönüştürülmesi gerekiyor. İkisinin de ortak noktası esasında bu. Şöyle diyelim, mevcut olan matlup olan değil. Haliyle bakın her türlü arayış aslında sosyal arayış böyle başlıyor değil mi? Yani bir şekilde hatta niye siyaset yapıyorsunuz? Niye parti kuruyorsunuz işte? Ne bileyim, niye iktidara gelmek istiyorsunuz? Yani para kazanmak dışında hedefleriniz olduğunu varsayarsak. Asıl bu değil mi? İşte bakıyorsunuz topluma falan, ya bu böyle olmaması gerekiyor. Bazı şeyler daha iyi olabilir falan işte ne bileyim, ya da daha kötü olmasını belki önleyebiliriz esasında deyip gidip esasında bir harekete geçiyorsunuz ve onun temelinde siz farkında olun olmayın mevcut duruma dair huzursuzluğunuz ya da kabul edememeniz buna sebep oluyor. Dolayısıyla ikisinin de şeyi bu. Gerçekten hiçbir din, yani bunun istisnası yok, hiçbir din insanlara işte sizin bu yaşadığınız dünya, yaşamanız gereken dünyadır demiyor. Dolayısıyla bütün dinler diyor ki bu mevcut yaşam matlub olmayan bir yaşamdır. Ve dolayısıyla bunu söylediğiniz anda bakın, bunu söylediğiniz anda esasında matlub bir dünya olduğunu da varsaymış oluyorsunuz esasında. Ve dolayısıyla bu dine ya da size inananlara ya da sizin sözünüzü kabul edenlere harekete geçin ve mevcut olan namatlub durumu işte matlub olan mevcut duruma dönüştürün diyorsunuz esasında değil mi? Bakın bu hareket zaten kendiliğinden geliyor. Dolayısıyla ortak noktalardan birisi, en önemlisi bu bakın. İkincisi, dikkat ederseniz, her iki disiplin de yani hem din hem ideoloji insanları ya da taraftarlarını belli bir hedef doğrultusunda örgütleyebiliyor. Değil mi? Hem din hem de ideolojiler o hedefin ne olduğu belli. İşte o matlub olan mevcut durumu tahakkuk ettirmek, gerçekleştirmek. Örgütlemek.
3, buna bakın hep birbirini doğuran şeyler esasında. 3, müntesiplerini bu hedef doğrultusunda sabit kadem kılabiliyor. Yani bu hedefe varmak için onlara büyük fedakarlıklar yaptırabiliyor. Değil mi bakın? Gerçekten her iki tarafında şehitleri var değil mi? Yani hem ideolojilere mensup olanlar bu hedef artık onların zihninde her neyse uğrunda ölünmeye değer bir şey bu. İşte o açlık şeylerinden tutun mesela neydi o? Ölüm oruçları neydi? Ne diyorlar buna? Bir ara yapıyorlardı ya. Ölüm orucu değil mi? O mesela yani biz saçma geliyor bize ama işte o artık onun zihninde amacı, hedef her neyse buna değiyor yani hayatını bile feda edebiliyor. Bunu işte mesela din de yapabiliyor değil mi? Gerekirse din adına gidip savaşıyorsunuz bile insanlarla. Ölüyorsunuz ya da öldürüyorsunuz. Dolayısıyla hedef doğrultusunda bunlar bakın ortak şeyler. Müntesiplerine büyük fedakarlıklar yaptı. Üç. Dört, evet, dört. Pardon. Şurayı sileyim. Dört. Yine bakın hem dinde hem ideolojide kurucu liderlere karşı muazzam bir saygı gösterilir. Değil mi? Hatta kutsama. Kesinlikle kutsama da var işin içerisinde. Ama diyelim ki kutsama olmasa bile kesinlikle yani onlar sorgusuz, sualsizdir. İşte bizim için mesela peygamberler ve din büyükleri, işte onlar için o ideolojiyi kuranlar ve önde gelen temsilcileri. Tazim diyelim hatta. Ve kutsamaya varan ilgi. Burada kutsama derken şunu kastediyoruz. Yani onlar sorgusuz, sualsiz yani. Onlar sorgulanmıyor. Olabilir evet yani ama biz hani ama orada da o ideolojik tavır olması gerekiyor esasında. Yani bir şekilde birini kusuyorsanız yani onu şey aynı. Yani işte bir dindarın iman ettiği, yani peygamber sorgulamaması gerekir. Yani olmaz bu ya. Bu dindarlığın ruhuyla çelişen bir şeydir. Yani iman etmeden önce sorgulayabilirsiniz gerçekten. Yani peygambere bir filozof muamelesi yapamazsınız. Böyle bir şey olmaz değil mi? O yüzden biz ne bizim yani Müslümanlar olarak bütün çabamız aslında bir sözün peygamberin söyleyip söylemediğini tespit etmeye çalışıyor. Ama söylediyse artık amenna ve sadakla diyeceksiniz yani. Yoksa Aristo gibi yapamam yani. İşte gel sen böyle bir şey diyorsun acaba bu doğru mu değil mi oturup konuşalım münazara edelim falan. Bu onun ya yani ona artık peygamber gibi bakmadığım anlamına gelir esasında. Değil mi yani? Demek ki o peygamber değil. Aynı şekilde ideolojilerde de böyle bakın işte mesela Stalin'in durumunu düşünün, Lenin'in durumunu düşünün, hepsinden önemlisi Marx'ın durumunu düşünün, işte Engels'in durumunu düşünün. Onlar da onlar için gerçekten böyle kutsal, tabii onlar muhtemelen bu kutsal şeyini kabul etmeyeceklerdir ama vaka gerçekten bu yani. Yani onların öyle kişiler var ki onların yaptığı şey yasa oluyor esasında. Böyle durumlar vardır mesela. Dilde bile bir alanın otoritelerinin yaptığı şey yasadır. Mesela ya biz öyle kabul ediyoruz. Biz İran'da mesela Farsça dersinde hocamız bize bir şey söyledi. Mesela Fars dilinin bazı duayenleri var. İşte kim? İşte Hafız, Sadi, Firdevsi, Mevlana. Dedi ki hoca, bunlar dedi hata yapmazlar dedi. Bunun yaptığı şey yasa olur dedi. Biz çünkü Farsçayı bunlardan öğreniyoruz. Farsçanın ne olduğunu bunlar biliyor. Yoksa işte geldiğimde Hafız şurada yanlış kurmuş cümleyi ya. Sen kimsin ki? Hafız öyle kurmuşsa o öyledir zaten. Değil mi? Gerçekten. Arapçanın da böyle şeyleri vardır. Mesela işte İmam Şafii bunlardan birisidir. Arapçada adam şey artık yani o da bilmiyorsa Arapçayı sen zaten onun yazdığı risaleler üzerinden sen Arapçada neyin doğru neyin yanlış olduğunu tespit etmeye çalışıyorsun.
Düşünce dünyasında da durum öyle esasında. Çok farklı değil yani. Ama özellikle tabii ki dinde ve ideolojide durum daha farklı. Biraz şey oluyor burada, dikkat ederseniz bir noktadan sonra peygamberler ya da bu kurucu önderler ve önde gelen temsilcilerin kişiliği doğruluk kıstasının yerine geçiyor. Yani bunun dışındaki bütün durumlarda bakın, eğer yani bir kişiyi ne zaman kutsamış olursunuz? O kişinin varlığı, karakteri, doğruluk kıstası yerine geçerse kutsamış olursunuz. Ama eğer kıstas onun dışındaysa, tırnak içerisinde objektifse, bu kişi asla kutsamış olmazsınız. Çünkü onun sözünün doğru olup olmadığı da demek ki onun dışındaki bir şey tarafından esasında belirlenecektir. Haliyle bu durumda kutsama olmaz ama din ve ideolojide bu gerçekten oluyor. Yani bir Budist'in Buda'ya şeyi de böyledir. Yani Buda diyorsa doğrudur. Yani yoksa Buda ile şey arasında bir fark kalmaz bir Budist için işte. Bizim için Hazreti Muhammed bir şey demişse gerçekten artık amenna ve sadakna dememiz lazım. Yani yoksa Müslüman olmanın bir anlamı kalmaz. Anlama çabası hocam. O başka. Yani anladı. Onu zaten onunsa anlamaya çalışıyoruz. Zaten onun değilse şey yapmıyoruz bile. Ama doğru mu yanlış mı şeyine vurmuyoruz artık. O tespitten önce oluyor tabii ki. Hani o süreç. Ama nihayetinde şu olmuyor. Yani bir sözü gerçekten peygamber söylemişse artık ne diyeceksiniz de yani. Tabii ki. Yani onun otoritesinin bağlayıcılığının dayanakları var tabii ki. Hani Kur'an'dan şey getiriyoruz falan filan da onları geçtiğimizi varsayıyorum. Ama nihayetinde peygambere yani bir Hristiyan İsa'ya yani bir bilim adamına yaptığı muameleyi yapamaz yani. Bir şey İsa demişse artık olay biter bir Hristiyan için. Bitmeli zaten yani, tutarlı olan da odur. Bu da dördüncü ortak nokta. Tabii fark ne? Yani fark ne? Şimdi bunlar hepsinde böyle ortaksa esasında bu ikisinin eş anlamlı olduğunu söylememiz gerekir. Yani din olan her şeye ideoloji de diyebileceğimizi, ideoloji olan her şeye din de diyebileceğimizi. Şimdi buradaki tartışmaların bir sonu yok esasında. Nitekim gerçekten bu ikisinin eş anlamlı olduğunu savunan filozoflar da var. Yani dolayısıyla onlar hem dinin alanını çok genişletmiş oluyorlar, hem ideolojinin alanını çok genişletmiş oluyorlar. Ama genelde arada gaye noktasında temel bir fark olduğu kabul ediliyor filozoflar tarafından. Dolayısıyla dinle ideoloji arasındaki farık diyeceğimiz şey gayede. Şimdi bakın ortak nokta ne? İşte mevcut durum matlup durum değildir. Fark matlup olan durumun neresi olduğu esasında, değil mi? İdeolojilere baktığımız zaman işte ister seküler ideoloji olsun, ister dini ideoloji olsun fark etmiyor. Nihayetinde ideolojiler bu mevcut olmayan matlup durumu bu dünyada tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. Yani ideolojilerin asıl gayesi bu. Evet, mevcut durum matlup durum değil ama matlup olan durum bu dünyada tahakkuk edebilir. Bakın bu düşünce de İbrahim'i dinlerden geliyor. Bakın bunu açıkça söylüyorlar. Cennet tasavvurunu işte getirip dünyada tahakkuk ettirmeye çalışıyor, değil mi? Kısaca şöyle diyelim, ideolojiler dünyayı abad etmeye çalışıyor. Temel gaye bu gerçekten. Her ideolojinin matlup, arzulanır, ulaşılması gereken hedef olarak gördüğü şey bu dünyadadır. Yani bu dünyada o hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak dinler yine bildiğimiz kadarıyla hiçbir dinde bu dünya maksat değildir. Tabii ki dünyayı da imar edin falan diyorlar ama en metafizik şeyi zayıf olan dinlerde bile, mesela Budizm gibi dinlerde metafizik yok gibi bir şeydir esasında. Yani ama nihayetinde bütün dinlerde dünya hayatı daha üst bir yaşam için bir vasıtadır esasında, değil mi? Dolayısıyla dinlerin gayesi işte bizim ahiret yaşamı dediğimiz şeydir. Yani dinler şunu diyor, evet bu dünya hayatı asla matlup olan bir yaşam olamaz.
matlub olan yaşam öte tarafta, işte bizim cennet dediğimiz şeydir. Dolayısıyla asıl gaye burada ahirette tahakkuk ediyor. Dolayısıyla bakın, bir din, hele hele gelişmiş dinler, İslam gibi, Yahudilik gibi, Hristiyan gibi dinler belli dünyevi ideolojilere kaynaklık ediyorlar, ettiler zaten, bunu gördük. İşte Ali Şeriatı'nın yani işte ideoloji olarak din diye bir kitabı var biliyorsunuz. Yani işte Budizm'in, Hinduizm'in hiç böyle şeylerle bir alakası yok, özellikle Budizm'in, Taoizm'in falan. Ama nihayetinde bir din asla ideolojiden ibaret olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü böyle bir şey olabilmesi için aslında dinlerin o nihai gayesinin öte taraf değil, bu taraf olması gerekir. Ve yine bildiğimiz kadarıyla hiçbir din bunu söylemiyor. Yani bütün dinlerde dünya hayatı bir vasıtadır. Dolayısıyla o arzu ettiğimiz, matlup olan yaşam bu dünyada tahakkuk edemiyor. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Ve bak, zaten dinlerin kıyamet senaryolarına bakın, her şey gittikçe daha kötüleşiyor yani. Değil mi? Mesela bazı rivayetlerde şöyle geçer, işte kıyamet kopacağı zaman yeryüzünde la ilahe illallah diyecek tek bir kişi bile bulamayacaksınız. Yani o kadar kötü duruma gelecek şey. Dolayısıyla aradaki temel fark bu, diğer şeyler benzer ama bu konularda çok şey yazılıp çiziliyor. İşte bazı filozoflar diyor ki dinlerde işte metafiziksel bir boyut vardır, ideolojilerde yoktur. Ama işte bazı ideolojilerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla asıl fark o değil esasında. En ayırt edici fark gayede ortaya çıkıyor. İdeolojilerin gayesi kısaca bu dünya, dinlerin gayesi öte dünya. Tabii bu arada işte bazı dinler bu dünyaya daha çok değer veriyor. Bazıları hemen hemen hiç değer vermiyor esasında. Yani bu dünyada, yani şu demek mesela, bazı dinlerin şeriat boyutu güçlü, bazı dinlerinki çok zayıf. Ama sıfır olan da yok yani nihayetinde. Her din müntesibine bu dünyada da ne şekilde yaşaması gerektiğine dair tavsiye seviyesinde de olsa bir şeyler söylüyor. Evet, bu din ve ideolojiyle ilgili söyleyebileceğimiz şeyler. Dolayısıyla bu ikisi arasında umum ve husus minveç ilişkisi var. Yani bazı konularda ortaklar, bazı konularda birbirlerinden farklılar. Ortak olduğu konuları ana tema, ana şekilde gördük ve farklı olduğu şeyin de gayede olduğunu gördük. Vaktimiz var değil mi? Saat kaç? 45 hocam. Evet, bir şeyi daha görelim. İnşallah bir de bitirelim. Evet, ikinci kavram çiftimiz din ve iman. Mesela hocam şey, sahabe Hazreti Peygamber'e bu sizin sözünüz mü, vahiy mi diye soru soruyor. Evet, o bununla çelişiyor mu diyorsun? Çelişmiyor gibi. Sonra konuşalım ama çelişmiyor esasında yani. Orada da şey ayırımı yapıyor, dünya işleriyle olan şeyler ve dinle ilgili olan şeyler. Orada işte dünya, ya bilmiyorum. Aslında insan haya eder yani Peygamber'in söylediği şeyi tartışma. Değil mi yani? O bir, olmaz zaten, mümkün değil o ya. Psikoloji buna izin vermez zaten. Yani tamam, öyle rivayetler var ama orada da hani işte siz dünya işlerinizi, yani yine o da yine oradan geliyor. Yani siz dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla bu konularda bir de karar verilmeden önceki süreç var, verildikten sonraki süreç var. Bakın ona da dikkat edin. Zaten Kur'an bizzat Peygamber'e diyor ki işte bir konuda karar vereceksen onlara danış diyor. Ama artık karar verdiysen İnananlara ne düşüyor işte? Amenna ve sadahna düşüyor. Yani başka bir şey düşmez. Evet, ikinci kavram çifti. Din ve iman. Bakın bunlar da çok yakın kavramlar ama tabii ki aynı anlama gelmiyorlar. Aralarında nüanslar var. Dolayısıyla bunları da birbirine karıştırmamız lazım. Şimdi iman nedir, din nedir ya da iman derken esasında dinin artık nelerden oluşuyorsa, dinin bir mümin tarafından kalben içselleştirilmesini kastediyoruz esasında. Değil mi? İman dinin içselleştirilmiş halidir.
Bu durumda bakın din ne oluyor? İçselleştirilmiş olan bu halin dış alemde tahakkuk etmesi. Değil mi? Zaten daha sonra geliyor tabii ki. Tabii ki daha sonra, tabii ki. Tabii ki. Ama işte bu yine dinle imanı birbirinden ayırmamıza sebep oluyor. Mesela kişi buradan göreceğiz mesela iman tamamen kişisel. Yani çünkü kalpte olan bir şey nihayetinde ve bu yüzden imanda zorlama olmaz. Yani bir insanı zorla mümin yapamazsınız. Ama birazdan göreceğiz esasında imanın tahakkuk etmiş olan bu harici veçesine de zaten şeriat diyoruz. Dolayısıyla din iki unsurdan oluşuyor esasında. İman ve şeriat. Bu yüzden bakın din tamamen, pardon, iman tamamen hususidir. Yani işte kişiyle Allah arasında diyorlar ya işte o iman. Yani gerçekten kişiyle Allah arasında. Oysa buna mukabil bakın din hususi değil, içtimaidir, toplumsaldır yani. Şimdi imanla din arasındaki farkı anlamanın en iyi yolu esasında dinin diğer unsuruyla onu karşılaştırmak. Yani din temelde iki unsurdan oluşuyor. İman ve şeriat. Yani bunların ikisine biz esasında din diyoruz. Birisi işte diyelim ki batini boyut, ötekisi zahiri boyut. Dolayısıyla imanla şeriat arasındaki farkları görmemiz lazım ki esasında imanla din arasında nasıl bir ilişki olduğu anlaşılsın. Amel ve itikad diyebiliriz. İtikad esasında şeriat kısmına dahil oluyor. Ama bu inançları içselleştirip içselleştirmemen iman. O yüzden senden başka işte Kur'an'da defalarca kalpleri ancak Allah bilir. Kur'an'da bir şey var ya bakın mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin diyor. Yani Müslüman olmak çünkü şeriatla ilgili bir şey. Yani yasalara uyarsan Müslüman olmuş oluyorsun. Ama mümin olmak bu şeyleri içselleştirip içselleştirmediğinle ilgili bir mesele. Burada asla zorlama işe yaramaz işte. La ikraha fiddin. Aynen yani güven, yani onları bir şekilde içselleştirmiş olman gerekir. Burada bunu da sadece Allah bildiği için zaten bir ayette de ne diyor? Allah sizin görünüşünüze şuna buna bakmaz değil mi? Kalbinizde ne olduğuna bakacak diyor. Yani gerçekten iman etmiş misiniz, etmemişsiniz ancak burada belli olur. Dolayısıyla din bu kalemlerden bazıları. Evet, din. En iyisi ilkiydi herhalde. Din eşittir iman. Siyah yazıyor mu? Varsa. Tamam, yazıyor değil mi? Evet, yazıyor şeriat. Evet, din gerçekten iki temel unsurdan oluşuyor. İman ve şeriat. İşte iman dinin deruni, hususi, kişisel boyutu, kalbi boyutu, ruhi boyutu. Şeriatsa esasında onun bir toplumda tahakkuk eden, görünen kısmı. Şimdi dolayısıyla imanla şeriat arasındaki farkları görürsek esasında iman-din ilişkisi de ortaya çıkmış olur. Şimdi bu farklardan ilki dikkat ederseniz şeriatın özü yükümlülük ve tekliftir, değil mi?
Yani esasında şeriat iman etmiş bir insanın bir toplum içerisinde ne şekilde yaşaması gerektiğine dair yükümlülükler, kurallar, yasalar toplamı demek değil mi? Kurallar diyelim. Kurallar toplamı. Haliyle burada bakın hem ahlak var, hem fıkıh var. Yani ben bunları ayırdım ama klasik dönemde ayrılmıyor biliyorsunuz. Fıkıh derken aslında içinde ahlak da var. Yani bunu aslında bizim hukuk dememiz lazım. Ayırdığımıza göre. Hem ibadetler var, hem de muamelat var. Yani bütün toplumsal veçe esasında değil mi? Bu yüzden bakın bazı dolayısıyla bir insan bazen iman sahibi olup esasında din sahibi olmayabilir. Değil mi? Çünkü bazı bireysel inançlar işte insanın mesela hayatın anlamıyla ilgili bir şey ifade etseler de işte onlardan hareketle diyelim ki hayatın anlamına dair kendisine bir fikir, bir tasavvur oluşturabilse de eğer bu inançlar bu tür şeylere kaynaklık etmiyorsa dolayısıyla din dediğimiz fenomen ortaya çıkmıyor. Din ancak toplumsal hayatta ortaya çıkabilen bir şey. Dolayısıyla iman olup din ya da şeriat olmayabilir esasında diyelim değil mi? Haliyle bakın şeriatın özü yükümlülük ve teklif. Buna karşılık imanın özü güven, özen ve ihtimam. Bu birinci özellik. Birinci fark diyelim. İkincisi, şeriat daha çok zihinle, itikatla ve davranışlarla ilgili. Zihin. Zihin derken burada bakın inançları, düşünceleri kastediyoruz. Arzuları, duyguları kastediyoruz. Haliyle iman bakın daha çok kalple ve ruhla ilgili. Evet, haliyle üçüncü özellik ne oluyor bakın bunların toplamı? Şeriat toplumsal ve içtimai bir şeyken, artık dinin toplumsal ve içtimai veçesiyken, iman ise tamamen şahsidir ve kişiseldir. Ve son olarak 4. Haliyle şeriatta zorlama yani hukuk vardır. İşte ridde savaşlarını düşünün değil mi? Onlar insanlar mümin olsun diye yapılamıyor. Çünkü zaten savaşta kimseyi mümin yapamazsınız. Ama İslam devletinin yasalarına tabi olmaya zorladığınızda Müslüman olmuş olurlar. Bu zorlama yani hukuku kastediyoruz. İmanda bu zaten mümkün değil. Neden? Çünkü insanların iç dünyası zaten asla bilemezsiniz. Zahiren iman ettim dedirtebilirsiniz ama gerçekten iman etmiş mi etmemiş mi bunu asla bilemezsiniz. Evet, dolayısıyla dinle iman arasında da böyle bir ilişki var. Tabii ki bunlar arasında kopmaz bir bağ var. Esasında iman dinin temel unsurlarından birisi. Diğer unsuru da şeriat. Dolayısıyla imanla şeriat arasındaki bu farkları bilince dinle iman arasındaki farkı da anlayabiliriz. Tek cümleyle şöyle diyebiliriz. İman dinin içselleştirilmiş batini boyutudur. Şeriat da
İşte onun harici, dış alemde tahakkuk etmiş toplumsal ve içtimai boyutudur. Evet, inşallah buradan devam edeceğiz. Böyle birkaç şey daha var. Sonra dinle şeriat üzerinde de duracağız. Ve daha da önemlisi din ahlak ilişkisi üzerinde de duracağız. Sonra da bizzat tamamlara geçeceğiz inşallah. Haftaya dersler değil mi hocam? Var var tabii. Ders olmadığında size bildirilir zaten. Eğer bir mesaj gelmiyorsa ders var demektir. Var mı sorusu olan? Buyur. Hocam zihin ve kalbi birbirinden ayırıyoruz. Nasıl tanımlıyorsunuz onları? İşte zihin inançların, düşüncelerin bulunduğu kısım. Kalp ise senin bu inançlar ve düşüncelerle olan deruni rabıtan esasında. Yani bu deruni rabıtanın adını verdiğimiz bir işlev mi kalp yoksa bir mahalle? Bunlardan hangisini içselleştirip içselleştirmediğin, o içselleştirdiğin kısmına, kendine mal ettiğin kısmına kalp diyoruz. Biraz tamamen sana ait olması açısından söylüyoruz. Yani iman gerçekten çok kişisel bir şey. Sonra imana, ileride imana tekrar geleceğiz. Mesela din felsefesinde iman neye taalluk ediyor diye çok ciddi bir tartışma var. Acaba iman inançlara mı taalluk ediyor, başka bir şeye mi? Yani o tartışmaları bekleyin. Mesela bir sürü farklı iman anlayışı var esasında. Yani kalbimizde işlevsel bir şey, işlevsel diyor, bilişsel bir... Yok artık bu bilişsel değil, hayır. Yani bilişsel olanın içselleştirilmesi, o mekanizmayı çok da açamıyoruz esasında. Ama şu demek bu, bazı inançlara sahip olmak illa iman ettiğimiz anlamına gelmiyor. Mesela ileride şeyi tartışacağız, acaba imanla şüphe bir arada olabilir mi? İşte bu imanın neye dair olduğuna bağlı esasında. Mesela iman bazı inançlara, bazı önermelerin kabul edilmesine bağlıysa o zaman diyeceksin ki imanla şüphe olmaz. Ama değilse o zaman hem iman edip hem şüphe edebilirsiniz esasında. İşte Hazreti İbrahim'in şeyine, kıssasına baksanıza yani. İnanmadın mı diyor, kabul etmedin mi? İnandım ama itminan. İşte iman o itminan hali esasında, değil mi? Mesela bildiğin halde mutmain olmayabilirsin. Yani işin bilişsel kısmı başka ama o imani, deruni kısmı başka. Hücran suresi aklıma geldi. Bir grup bedevi... Aynen. Kesinlikle, aynen. İşte kalbe inme hali. Nasıl kalbe iniyor? Daha çok tecrübe üzerinden esasında. Yani onu artık çok her kişinin kendi iç dünyasına bakıp ona bir biz vakıfız, bir de Allah vakıf yani. Allah da zaten oraya bakıyor. Evet, başka sorusu olan var mı kendi aramızda? Buyurun. Yok estağfurullah, niye korkuyorsunuz? Buyurun. Din felsefesi dersinde korkmaya gerek yok. Kelam olsa belki korkabilirdiniz. Evet, biz zaten öyle yani, gerçekten bitti mi ayrı mesele ama hani 19. yüzyılda bu ideolojiler iktidara geldiler esasında. Özellikle sosyalizm, Marksizm işte Rusya'da bir sürü demir perde ülkelerinde iktidara geldi ve yıkıldıkları için bu şeyler, ideolojiler çağı bitti deniyor. Yani biz şimdi dini kimle kıyaslayacağız? Yani mesela çevrecilik diye çevre ön plana çıktı, biraz zor görüyoruz. Yani mesela adamlar diyor ki ben bu dünyada sadece kaplumbağaların yaşaması için, bilmiyorum, onun için geldim. Evet. Ölene kadar da onda gideceğim. Evet, hayatını bir şeylere nasıl adı. Nasıl tanımlayıp dinle nasıl kıyaslayacağız? Belki uzun soru ama sonra şey yapabiliriz. Evet, tamam, aslında soruyu da çok anlamadım. Yani şu anda dinin ötekisi ne anlamında mı soruyorsunuz esasında? Evet, yani ideoloji yok ki yani. Ama ideoloji olmaması başka, idealler olmaması başka. İdealler var tabii. İşte o söylediğiniz şey mesela o kişi için bir ideal. Mesela başka birisi diyor ki ben hayatımı dünyada fakirlikle mücadeleye adayacağım. Mesela hayatını buna doğru şey yapıyor. Yani şimdi burada anlamlı bir hayat yaşamak için istiyoruz. Hepimiz bunu istiyoruz. Bunda dinin bize katkısı ne olabilir? Esasında bunlar tam da konuşacağımız şeyler ileride yani. Ama işte dinden bir ideoloji oluşturmalı mıyız, oluşturmamalı mıyız? Yani dinden hareketle bir toplumsal yaşam modeli gerçekleştirmeli miyiz, gerçekleştirmemeliyiz? İşte o ciddi anlamda tartışılıyor. Bizim temel meselemiz de biraz bu esasında. Bu mümkün mü? Mümkün esasında. Çünkü bu yapıldı yani. Sonuçta 19. yüzyılda İslam ideolojik olarak okundu. İslamcılık biraz böyle. Tabii İslamcılık özü itibariyle bence ideolojik olmak zorunda değil. Ama 19. yüzyılda ortaya konduğu haliyle
ideolojiydi esasında. Yani çünkü iktidarı ele geçirip işte toplumu İslam'a göre dizayn etme projesiydi. Bu anlamda artık dini ideolojik anlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Neden? Çünkü bilgi kaynakları konusunda artık inhisar söz konusu değil. Yani hakikate giden, en azından işte felsefe diye bir disiplin var, o da bir hakikat iddiasında bulunuyor. Bilim diye bir disiplin var, o da başka bir hakikat iddiasında bulunuyor. Biz sadece dinin de bunların yanında işte başka bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Ama tek kaynak olduğunu artık temellendiremeyiz. Yani bunu belki zorla, güçle dayatabiliriz ama temellendiremeyiz. Bu şu demek bakın, bizim hali hazırda içinde yaşadığımız toplum, daki insanlar farklı dünya görüşlerine mensup olan insanlar. İşte kimisine felsefe kaynaklık ediyor, kimisine bilim, kimisine başka bir şey. Dolayısıyla vaka buyken, yani kendi içinde çeşitli olan bir toplumu tek bir hakikat anlayışına göre dizayn etmek bence adil değil zaten. O yüzden yok, kuralsızlık olmaz canım. Kuralsızlık niye olsun? Bir de tabii yani asıl amaç bu çeşitliliği muhafaza etmek olmalı zaten. Burada hukuk üzerinde uzlaşmamız gerekir. Onun dışında zaten kimse kimseye benzemesin, yani iyi bir şey değil o. Yani ortak şeylerimizde ortak hareket etmek yeterli. Hocam bize bir de transhumanizm anlatacak mısınız? Yok, en azından bu derslerin şeyinde yok hocam. Öyle bir seminer olabilir ya, yani din felsefesinde. Esasında bir noktada oraya da geleceğiz yani. Dine neden ihtiyaç duyuluyor konusunda ona da değiniriz ama spesifik olarak din felsefesi konularından birisi transhumanizm değil tabii ki. Evet. Ben bir cümleyle daha doğal alandan sosyal alana geçiş ideolojinin o görevini bir kere daha istiyorum. Evet, doğal olandan sosyal olana geçiş demedim aslında. Doğal olanla sosyal olanın birbirinden ayrılması. Esasında şöyle diyelim, iradenin akıldan bağımsızlığını ilan etmesiyle mümkün oldu. Çünkü sosyal olanın kaynağı iradedir. Yani işte Farabi bunlara iradi makuller diyor. Değil mi? Yani bizler bir araya gelir, toplum oluşturuyoruz. İşte aile kurumu oluşuyor, diğer kurumlar oluşuyor. Şimdi ideoloji, iradenin bu tezahürünün bazı yasalara tabi olduğunu iddia ediyor. Bu yasalar tabii ki doğal yasalar değiller ama o işlevi görüyorlar nihayetinde. Aynen. Ama ontolojik değil bunlar ama yani iradi yasalar ama nihayetinde irade eğilerken belli yasalara göre eğiliyor. Dolayısıyla bu yasaları bilirsek, işte tarih felsefesinin amacı bu zaten. Bu yasalar nedir? Bunu ortaya çıkarmak. Ama işte bu yasaları ortaya çıkarınca, yasaların bir avantajı var yani. Yasalar size bir avantaj veriyor. Yani bir teoriniz varsa, ister sosyal teori olsun, ister işte doğal teori olsun, fark etmez. Teori ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Bir görünenin neden o şekilde göründüğünü size açıklıyor. Dolayısıyla oradan hareketle mevcut durumu tebyin edebiliyorsunuz. Bir de gelecekte ne olacağını öngörebiliyorsunuz. Ve öngörebildiğiniz için zaten plan yapıyorsunuz. Yani toplum mühendisliği yapabiliyorsunuz. Bakın bu anlayış modern düşüncede var zaten. Devletler niye ileriye dönük kalkınma planları yapıyorlar? Demek ki bir öngörülebilme şeyi var. Belki bir kesinlik falan olmayabilir burada. Çünkü insan nihayetinde ne yapacağı sağa sola çok belli olmuyor. Ama şeylerde tutuyor bakın, değil mi? Yani işte anket yapıyorlar mesela. Kurallarına uygun yapıldığında tamam, sonuç %100 kesin olmuyor ama yaklaşık bir şey veriyor bize, değil mi? Yani bu da yeter. Zaten artık bilgide kesinliği aramadığımız için o tanımdaki farklılığa da dikkat edin. Kimse artık Aristo gibi bir önerme hem tümel olsun, hem zorunlu olsun, hem ezeli olsun, hem ebedi olsun demiyor ki. Mesela şeye Mars'a şey gönderiyor, değil mi? İşte alet gönderiyor ya, şey gönderiyor. Mesela hesaplamalarda diyor ki işte şu saniyede oraya inecek. Ama genelde birkaç saniye ya önce ya sonra oluyor. Önemli değil ki, önemli olan oraya sağ salim inilmesi yani. O yüzden biraz daha rahatlar yani. Ama kesinlikle bir sosyal bilimler diye bir şey var nihayetinde, değil mi? Yani sosyal bilimler bu varsayıma dayanıyor. Siz mesela insanın eylemlerinin bir yasalılığı olmadığını varsaysanız aslında her şey tesadüfen oluyordur. O zaman sosyal bilimler diye bir alan olmaz. Demek orada da bir yasalılık var. Kesinlik olmayabilir. Bence de kesinlik yok. Yani illa zorunlu yasalar yok ama nihayetinde biz de belli şekillerde eğiliyoruz yani. Bir ideolojimiz olmalı bu manada yani. Katı olmamalı ideolojimiz, evet. Çok katı olmamalı ama bir fikrimiz, bir idealimiz olmalı. Biz ideolojiyi bakın biraz şu anlamda, yani bu alanın olarak bakıyoruz.
bu alanın belli bir hakikat tasavvuruna sığdırılmasına karşı çıkıyoruz esasında. Mesela işte Marksizm geliyor, Marksist teori var, Marksist ideoloji var. Onun, ona göre her şeyi dizayn etmeye çalışıyor. Dolayısıyla insanın diğer boyutlarını esasında bastırmaya, bu yüzden yıkıldı bakın hepsi ve çok aslında basit sebeplerle yıkıldılar. Yani insanlar muz yemek istiyordu ve o yüzden yıkıldı. Yani bu bakın basit geliyor ama insanlar için çok önemli gerçekten. Bir kere özgür olamıyor artık insanlar o sistemler içerisinde. Bu anlamda bu yüzden bakın liberalizm çok başarılı esasında. Çünkü hukukla ahlakı birbirinden ayırabiliyor. Yani bir sistemin ayakta durup durmayacağını ne belirliyor bakın? Neyi insanlardan hukuk yoluyla isteyeceksiniz, neyi ahlak yoluyla isteyeceksiniz? Eğer her şeyi hukuk yoluyla isterseniz işte insanlar bunu kaldıramıyor. Gerçekten kaldıramıyor. Olmuyor yani. İdeal olanı olabilir ama olmuyor. O yüzden bakın ahlakla hukuk alanında arasında ne kadar makul bir ayrım yaparsanız o sistem o kadar ayakta duruyor. O yüzden İslamcı tecrübeler de maalesef çok kötü sonuçlandı. İşte İran'a bakın durum çok vahim yani gerçekten. Dolayısıyla fark esasında hukukla ahlakı birbirinden ayırmamızla ilgili bir şey. Toplum mühendisliği işte çok katı bir ideolojiye dayandığında hukuk ahlak ayrımı yapmıyorsunuz esasında. Ahlakı hukuka indirgiyorsunuz. Yani bütün olması gerekenleri insanlardan hukuk yoluyla istiyorsunuz. Bu işte zorbalık oluyor. Olmuyor çünkü bir noktadan sonra. Aynen. Yani bir alanı insanların kendi tercihine bırakmamız gerekiyor. Yani aslında akıl ne kadar güçlüyse özgürlük alanı o kadar az oluyor. Akıl ne kadar zayıflarsa nazari akıl, özgürlük alanımız o kadar genişliyor. Tabii bunun sonucunda bizim istemediğimiz şeyler de oluyor. İşte mesela eşcinsellikle ilgili tartışmalara bakın. Yani orada hoşumuza gitmeyen şeyler de hukuki alanda hak olarak karşımıza çıkıyor. İlginç tartışmalar yani oralara bir yerden girmek gerekiyor esasında. Ama mesele bize göründüğü gibi de değil bakın. Modern anlamıyla hak kavramı üzerine çok fazla düşünmek lazım. Yani o bizim klasik dönemde hak diye bir şey yok zaten. Yani neye inanıp inanmayacağınız belliyse, ne şekilde yaşayıp yaşamayacağınız akıl tarafından kesine yakın bir şekilde tespit edilebiliyorsa sizin özgür olmanıza gerek yok zaten. Çünkü hakikate karşı hak sahibi olamazsınız. Hakikate karşı mükellef olursunuz ancak. İşte klasik düşüncenin şeyi çünkü hakikat apaçık. Hem dini alanda apaçık, hem felsefi alanda apaçık, hem sosyal alanda apaçık. O yüzden bakın mesela şeylere bakın hala bu Türkmenistan'da şurada burada o Marksizm kalıntıları. İnsanlar şehirden şehire yolculuk edemiyor. Yani bunun için gidip izin falan almaları gerekiyor. Enteresan yani. Ama işte bunu şeye yani temellendiriyorlar. Kendi haline bırakmayacaksın insanı. Yapıp ettiği her şeyi yasayla düzenlemen gerekiyor.